İncil'e göre Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşünden evvel Deccal gelecek. Müslümanların beklediği Mehdi tam bu dönemde devletleri birleştirmek üzere gelecek. Şimdi tam vakti ya bu. Gelecek. Bu da göz ardı edilmez bir benzerlik. Ha, o zaman Mehdi Deccal'dir diyor. Yani İttihad-ı İslam olursa Deccal gelmiş oluyor. Bak kurnazlığa bak. Yobazlar da İttihad-ı İslam istemiyor. Hazret de istemiyor İttihad-ı İslam'ı. Evet. Barışla ortaya çıkıyoruz. Barıştan bahsediyoruz. Oo, tam Deccal alameti diyor. Elimizde kılıçla mı çıkaralım? Nasıl, ne yapacağız peki? Ben ne dedim geçen gerçi daha önce de anlatmıştım, şimdi de anlattık. O zaman yapmayalım dedim. Vazgeçelim dedim madem. Deccallik çok vahim bir şey ya. Yani Deccal olacaksak ne zorumuz yani. Caminin yapımından vazgeçelim dedik. Acayip bozuldu bu sefer. Heyecanlanmışken heyecanı gidiyor. İstiyor ki illa ki böyle onun dediği alametleri yapalım ve Deccal olalım. Deccal, İslam'ın beklediği Mehdi kitabında bak. Kitaba bak yani. Çok kışkırtıcı bir kitap. Evet. Ya kardeşim öyle diyeceğine Hristiyanlarla Müslümanlar ittifak etsin. Mehdi ile İsa Aleyhisselam ittifak etsin. Dünyaya barış gelsin desene. Bir de Türkiye'nin askeri gücü belli. Türkiye kendini ancak koruyup kolluyor. Her yere böyle soğan gibi doğrayacak bir imkanı, eğitimi, karakteri, ruhu, silah gücü yok Türkiye'nin. Nereden çıkarıyorsun bunu ya? Türkiye PKK'yla ancak baş ediyor yani. Bizim bir askeri gücümüz yok. Öyle bir iddiamız da yok yani. Öyle hani herkese asıp keseceğiz diye bir şeyimiz yok. Barışı da söyletmiyorsun. Peki ne yapalım? Hayır, Türkiye kime saldırdı? Ne yaptı yani? Meşru hakkını anlatıyor. Şefkati, sevgiyi isteyen bir ülke. Deccal, İslam beklediği Mehdi kitabında İncil'e göre Deccal'in Müslüman Mehdi ile inanılmaz benzerlikler ve paralellikler gösterdiğini iddia ediyor. Her ikisinin de dünyayı fethetmek için politik ve askeri bir lider olarak beyaz at üstünde geleceğini, sahte bir peygamber ile işbirliği yapacağını ve tek bir dünya dini kuracağını söylüyor. Yani İslam'ın dünya hakimiyeti Deccaliyet alamet olarak görüyor. Richardson, Mehdi'nin Romalılara bir Yahudi aracılığıyla 7 yıllık bir anlaşma yapacağından bahsedilen bir hadise dikkat çekiyor. Tıpkı İncil'de belirtilen Deccal'in Yahudilerle 7 yıllık bir anlaşma yapacağı gibi. Mehdi'nin Hristiyan alemine anlaşma yapması, onlarla ittifak etmesi çok insancıl ve gayet güzel, barışa yönelik bir hareket. Bunun Deccal'likle ne alakası var? Hayır, Deccal kafalı, zalim Müslümanlar yok demiyorum ki ben. Yobazlarla biz geceli gündüzle uğraşıyoruz zaten. Bir tane, iki tane her ülkede var. Türkiye'de de var biz Deccal kılıklı yobaz. Hadislerin çoğu İncil o dönemde mevcut olduğu için İncil'den etkilenerek elde edilmiş. Hz. Muhammed de ahir zamanla ilgili anlattıklarının çoğunu İncil'den aldı. Güzel. Tevrat'tan da alır. Ama aynısı. Ama vahiy olarak geliyor ama vahiy zaten ortak kaynak. Tevrat'ta da var, Zebur'da da var, İncil'de de var, Kur'an'da da işaret ediyor, hadislerde de var. Hak olan bir hükmü. Ahir zamanda olacak. Nuh'un kitaplarında var. Hz. Adem'le itibaren bütün peygamberlerin bildiği bir konudur. Dolayısıyla İncil'in benzerlik olması, İncil'in vahye dayalı bir kitap olduğunu gösterir. O aleyhte bir şey ki. Tevrat'ta da var peki aynı şey. Niye ondan bahsetmiyorsun? Zebur'da da var. Niye ondan bahsetmiyorsun? Tevrat, Zebur, İncil, hadisler mutabakat halinde hak olduğunu gösterir bu hükmün. Aynı kaynaktan, vahiyden geldiğini gösteriyor. Cenab-ı Allah'tan geldiğini gösterir. Müslümanlara göre Mehdi ve sahte İsa Mesih tüm İslam dünyasını birleştirecek ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuracak. Hadislerde Osmanlı İmparatorluğundan bahsedilmiyor ki. Bu da çok samimiyetsiz, bilimsellikten uzak bir iddia. Kim diyor Osmanlı İmparatorluğu oluşacak diye. Osmanlı'nın iyi yönleri, güzel yönleri var. Ama Osmanlı'yla alakası yok. Osmanlılar tarihe karışmış bir sistem. Yani Müslümanlığa benzer yönlerinden Osmanlı'ya benzeyebilir bir kısmen. Ama Osmanlı'nın çok galis hataları da var, çok yanlışları da var. Neden Osmanlı olsun? Sahte İsa, bak İsa Mesih'e de hazırlık yapmışlar. İsa Mesih Allah bir diyeceği için onu da sahte İsa Mesih olarak hazırlıyorlar. İstiyorlar ki İsa Mesih diyen şahıs haşa ben Allah'ım desin. Ya yemek yiyen, banyoya giden, uyuyan bir insan Allah olur mu? Sen uyuyan, yemek yiyen, banyoya giden, acıkan, bir insana ve Allah'a dua eden, Allah'a yalvaran bir kula, peygambere Allah diyorsun. Yecüc-Mecüc savaşıyla yönetimleri sona erecek ve gerçek İsa gelecek. İslam dünyası gerçek İsa Mesih'i sahte sanacak. Yani birisi çıkacakmış, ben Allah'ım diyecek. İşte Deccal'in çıkış şekli bu. Ben Allah'ım demez. Yani yemek yiyen bir insana, insan niye Allah desin? Kardeşim, bir kere şurada öyle bir ciddi bir samimiyetsizlik var ki, madem üç Allah'a inanıyorsunuz, Allah üçtür diyorsunuz, Ruhul Kudüs, Allah ve Oğul, İsa Mesih. Ruhul Kudüs'e dua edilir diyor. Tamam, olmaz ama biz hadi öyle düşünelim. İsa Mesih'e dua edilir diyor, Allah olduğu için. Allah'a da dua edilir diyor. Peki bu üç inanç, ilahta gördüğünüz üç ilahtan neden Allah'a dua etmiyorsunuz? Madem seçenek hakkı varsa, değil mi? Allah'ı seç. Allah'a dua et. Ruhul Kudüs'e de dua etmiyorlar. Allah'a da dua etmiyorlar. İsa Mesih'e dua ediyorlar. Üç seçenek varsa Allah'a dua et. Değil mi? Ben bunu söylüyorum. Şak ortada kalıyorlar. Kardeşim, doğrudan Allah'a dua etsene. Değil mi? Oğul olarak görüyorsunuz, haşa. Oğula dua edeceğine Allah'a dua et. Zaten Allah'ın oğlu olmaz da. O oğul inancının kaynağını da açıklayacağım. Hiçbir genç, Hristiyan genç, şu ana kadar ben görüştüm, İsa Mesih'in Allah olduğuna inanmıyor. Kardeşim bak, yemek acıkıyor, yemek yiyorlar. Banyoya gidiyor, uykusu geliyor, uyuyor. Ve Allah'a dua ediyor. Nasıl Allah olur ya, bu delikanlı bir insana, üniversite mezunu bir insana İsa Mesih Allah'tır dense, haşa. Nasıl inansın ona ya? Sonunda da dinsiz, imansız Hristiyan kitle meydana getirdiler. Çok nadir Allah'a inanan Hristiyanların içerisinde artık. Sanki başarılı bir şeymiş gibi böyle bir politika izlediler. Bunun sonucunda çok büyük zulüm meydana geldi. Yuhanna İncili'nde kuzeyden gelecek kavimlerin Yecüc-Mecüc savaşını başlatacağı söylenir. Bu yüzden hep Rusları Yecüc-Mecüc olduğuna inanılırdı. Halbuki bak, bir sefer de Rusları da kafaya takmışlar. Halbuki birliği kuran Türkiye olacak gibi göründüğüne göre Yecüc-Mecüc Türkler olmalı. Yani Türklerin Yecüc-Mecüc olduğu kanaatinde bir şekilde Türklerin savaşla yeryüzünden ortadan kaldırılması dünyayı ferahlatacağına inanıyorlar. Deccal olarak Türk milletinin toptan bir katliamla yok edilmesinin faydalı olacağına inanıyor. Çünkü eğer Türkiye ve Türk milleti Deccaliyetse ayırt etmeyeceklerine göre toptan yok edilmesi gerekiyor. Yani kim Deccal, çünkü Allah üçtür demeyen gitmiş oluyor zaten. Allah Türk milleti de Allah birdir dediğine göre hepsi Deccal taraftarı olmuş oluyor o zaman. Haşa. Hepsini kesmek gerekiyor o zaman onların kafasına göre. Ben anlamıyorum bu mantığı. Yani yanlış buluyorum. Kardeşim, bırak Deccal'ı aramayı. Deccal bütün dinsizliktir. Ateist akımlar, Darwinizm, materyalist akımların tamamına Deccal denir. Ne dindar Musevilerden, ne dindar Hristiyanlardan, ne dindar samimi Müslümanlardan, yani samimi olan. Bunların hiçbirinin içinden Deccal çıkmaz. Böyle bir şey yok. Bırak bu kafayı. Sen diyorsun zaten gelecek olan İsa Mesih diyorsun. Allah olduğunu iddia edecek diyorsun. Ve Kudüs'teki tapınak tutulacak diyorsun. Sen kendi teorine baksana. Tabii. Müslüman dinden çıkar öyle bir şey derse Allah izle gelsin. Din imanı kalmaz. Müslümanın ne hadden öyle bir şey dersin. Ama sen ne diyorsun? İsa Mesih diyorsun geldiğinde Allah olduğunu iddia ederek Hz. Süleyman mescidinde oturacak diyorsun. Senin kendi dediğinden uyumlu olmuş oluyor bu işte. Senin tarif ettiğin Deccal olmuş oluyor. Müslüman haşa Allah'a sığınır öyle bir şey. Ne haddine Müslümanın? Zulüm sisteminin tamamına Deccal deniyor. Darwinizm, materyalizm, komünist düşünce ve onları da asıp kesmeyle değil, şefkatle, merhametle, akılla onları düzeltmeye gayret edeceğiz. Doğrayarak değil. Atların karnına kadar kan gelecek bilmem ne falan. Bir kısım Hristiyanlar bunu savunuyorlar. Evet. Joel'in arkadaşları da bunu savunuyorlar. Evet. Atın göbeğine kadar kan gelecek diyor. Evet. Ya kardeşim, bu kan merakı nedir? Nerenin kanı? insanlar 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bayağı açıklar her türlü fikre, düşünceye. Radyo var, televizyon var, internet var. Konuşarak, ikna ederek anlatırsın. Hı hı. Konuşursun. Kabul eden nedir? Etmez, etmez. Etmiyorsa niye adam kesesin ya? Sana ne hangi oluyorsa olsun. Değil mi? Kimse kimseye zarar vermedikten sonra ne yapıyorsa yapsın. Evet. Şimdi Joel bizim bu eleştirimizi biraz sert buluyor herhalde. Tamam, biraz sert de olabilir ama doğru söylüyorum. Yani daha nasıl, hakkı olanı söylüyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum.